İyi günler, herkese iyi günler. Hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarının ardından artık çalışmaya başlıyoruz. 14. kez İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumunda bir aradayız. Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazıda İtalya katkısı sempozyumu dedik. Ve bu yıl seçtiğimiz konu, çerçevesinde konuştuğumuz konu, araştırmalarımızın ışığında tabii. Eski Anadolu'da arkeoloji ve toplum. Dolayısıyla Sayın Schirmo'nun da söylediği gibi başlangıçta belirli sunumlar yapacağız ve bunlar kronolojik sıralamaya göre olacak. Prehistoria ve protostoria'dan başlayacağız ve sonra devam edeceğiz. Hitit dönemi ve daha yeni dönemlere kadar uzanacağız. Şu anda çalışmalarımızın başladığı oturum prehistoria ve protohistoria başlığıyla devam ediyor. O yarımşar saatlik konuşmalar yapılacak. İlk sunum Giulio Palumbi tarafından, kendisi Bari Aldo Moro Üniversitesi'nden geliyor. Sunumu sırasında gıda, metaller ve el sanatları üretimlerinden söz edecek. Böylelikle de Mersin Yumuktepe'de tarih öncesi toplumların ve ekonomilerin yeniden yapılanmasını öğreneceğiz. Evet, şimdi Sayın Giulio Palumbi'yi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim buraya davet edildiğim için. Ve benden önce yapılan bütün teşekkürleri tekrarlıyorum. İtalyan Kültür Merkezi'ne teşekkür etmek istiyorum böyle bir toplantıyı gerçekleştirdiği için. Ve de amacı tarihi, kültürel bir mirası Türkiye'de bulunan, Anadolu'da bulunan değerlendirmek. Ve bu vesileyle de Kilikya'dan söz etmeye devam edeceğiz aslında. Bu biraz daha antik bir döneme inecek. Çünkü özellikle 5. bin yıldan, milattan önce söz edeceğiz. Yumuktepe arkeolojik alanı Mersin şehrinde bulunuyor ve Kilikya'nın en önemli, en büyük yerleşim alanlarından bir tanesi. Daha önce Selmeri'nin de söylediği, Profesör Selmeri'nin de söylediği gibi, coğrafi açıdan baktığınızda bir kesişim, bir kavşak noktası. Ekolojik anlamda çok farklı yerleri birleştiriyor. Akdeniz, Toros Dağları, Orta Anadolu'daki yaylalar ve de Fırat'a kadar uzanan büyük geniş ovalar. Bütün bunlar aslında burada yaşayan insanlara başlangıçtan itibaren ham maddelere ulaşma şansı veriyor, farklı maddelere. Ve tarım imkanı çok büyük burada. Gene metal kaynakları var, ahşaplar var. Bir de üstelik Orta Anadolu'daki obsidyenlere ulaşabiliyorlar. Bütün bu kaynaklarda ekonomik anlamda gelişmelerini, sosyal anlamda gelişmelerini sağlıyor bu insanların. Çok önemli bir rol oynuyor. Bir bağlantı söz konusu tabii. Bundan daha ileride de söz edeceğiz. Ve Kilikya ile bağlantılı bir durum bu. Ve çevresindekilerle de etkileşim halinde. Böylelikle sosyal organizasyonlar söz konusu, ekonomiler, farklı kültürler var. Bütün bu etkileşimler açısından baktığımızda sosyo-kültürel olarak Kilikya'nın Yumuktepe'de başladığını veya önemli olduğunu görebiliyoruz ve de buradaki araştırmalar Mersin Yumuktepe'de önceleri John Garstang tarafından başlıyor 1930-1940'larda. Daha sonra da bu geçtiğimiz 30 yıl içinde İtalyan heyetler tarafından sürdürülmekte. Konuşmam sırasında kalkolitik gelişmelerden söz edeceğim. Yumuktepe'de bunlar ilginç bir stratigrafide
karşımıza çıkıyor. 10 metre kadar bir bölü ve de 5. yıl, 1000 yıla kadar inmekte ve 16. 15. 12. Düzey diyebiliriz bunlara. Kalkolitik ne demek? Kalkos sözcüğünden geliyor Grekçe. Bakır ve taş anlamına gelen iki sözcük. Bir şekilde bir gelişmeyi göstermekte ve ilk defa bakırdan yapılmış eserler ve de metalin çıkartılması, ergitilmesi ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da yontma taş teknolojisi devam etmekte. Anadolu'da aslında bakır objelerin ortaya çıkması çok daha eski bir döneme tarihlenmekte. Çünkü ne Neolitik dönemde, seramik öncesi dönemlerde zaten bir takım bakır yapraklar dövülüyor ve böyle bir takım eserler elde ediliyor, objeler elde ediliyor. Bunlar dekoratif amaçlı veya sembolik amaçlı kullanılıyor. Ama burada bir teknoloji, bir çıkarım teknolojisi veya füzyon teknolojisi söz konusu değil. Bunların daha başka kullanımları var ve bu malzemenin diğer teknik özellikleriyle bağlantılı ve belki de çok yüksek bir sembolik anlamı var. Metaloji açısından bakıldığı zaman Gordon Chell herkesten önce bu konuyu ele alıyor ve de diyor ki bu aslında sosyal anlamda da bir karmaşıklık oluşturmaktadır. Hem yatay hem dikey anlamda toplumda sınıflanmalar olmaktadır. Gene metal açısından bakıldığında 4. 6. ve 5. bin yıllarda Balkanlarda karşımıza çıkıyor ve Anadolu'da da karşımıza çıkmakta. Kapadokya'daki Can Hasan gibi ve biraz sonra da sözünü edeceğimiz Yümüktepe gibi. Bunlar çok eski dönemin metaloloji kaynakları. Metalin kullandığı kaynaklar ilk gelişmelere baktığımızda bunların sosyoekonomik yönden aynı dönemde bir takım farklılıklar yarattığını görüyoruz. Suriye yakınlarında, Mezopotamya yakınlarında bunlar ortaya çıkıyor ve de bunların toplum üzerinde metalurjiyle bağlantılı bir takım farklılıklar olmadığını söylemeliyiz. Bu süreç daha çok ubaidlere bağlanabiliyor. Ve de çok ciddi bir tarım gücü var Suriye ve Mezopotamya alanlarında. Ve bunlar büyük sulamalarla birlikte ciddi bir gıda fazlası elde edilmesini sağlıyor. Ve bunlar da gene bir takım sosyal elitlerin yasallaşmasını sağlayan bir organizasyona dönüşüyor. Sonuç olarak bu fazla gıdalar veya gıda fazlasının bir dağıtımı söz konusu veya ortak tüketimi söz konusu oluyor. Ve bütün bunlar da ekonomik elitlerin oluşumunu yasallaştırıyor ve bir anlamda dikey bir sosyal farklılaşmayla karşılaşıyoruz. Çok önemli depolama özellikleri var. Tel Yuelli'de karşımıza çıkıyor. Burada çok büyük depolarla karşılaşıyoruz. Ve bunlar özellikle gıdaya dayalı bir ekonominin var olduğunu göstermekte. Sonra gıdanın tüketimiyle bağlantılı olarak da gene Mezopotamya'da ve Sirya'da 5. bin yılda ve Güneydoğu Anadolu'da görüyoruz ve Koba Bowls adı verilen bir takım seramik kaplar karşımıza çıkıyor. Bunlar gayet standart, işlenmemiş halde kaplar, çanaklar ve bunlar bir takım
büyük miktarda ürün dağıtımı için çok kısa sürede üretilmiş birbirine benzer kapkaçaklar olduğu ve bu amaçla üretildikleri söyletiliyor. Belki de kolektif tüketilmesi için yapılmış. Kuzey Mezopotamya'da ve Anadolu'da, Fırat boyunda, Değirmen Tepe gibi yerlerde de yine bir takım ev içerisinde kullanılan bu Koba Bobs'larla karşılaşıyoruz ama bunların yönetimsel bir özelliği de var. Adeta mühürler ve kretulalar gibi. Ve bunlar bir anlamda gıdanın kontrollü bir biçimde dağıtılmasını sağlıyorlar diye düşünebiliriz. Belki de bunlar ziyafetler sırasında kullanılıyordu ve gıda zenginlik göstermek için, ailelerin üretim kapasitesini belirlemek için kullanılıyordu. Belki de grupların ya da ailelerin siyasi durumunu anlatıyordu. 5. bin yılda diyebiliriz ki sosyal ve ekonomik anlamda bir takım değişiklikler var. Bunlar yatay veya dikey olarak karşımıza çıkıyorlar ve bu da kaynaklarla ve ekonomilerle bağlantılı. Suriye Mezopotamya bölgesinde ürünün dağıtılması için kaynaklar önemli ama bunlar da ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda değişiklikler arz ediyor. Avrupa'da ve Anadolu'da bir süre sonra detaylarını göreceğiz. Bunlar tabii ki bir takım Yumuktepe'de de karşımıza çıkan ekonomik ve sosyal farklılıkları koyuyor. Bakın iki tane ayrı dünya var burada. Değerler farklı ve Kilikya bunların tam ortasında, Yumuktepe bunların tam ortasında bulunuyor ve iki çizginin tam birleştiği nokta diyebiliriz. Nitekim 5. bin yılda çok farklı olan toplumların buluşmasını sağlıyor. 16. düzeyine bakalım. Bunlar ilk kez John Gassdank tarafından ortaya çıkartılmış. Daha sonra İtalyan heyeti de çok önemli bilgiler ilave etmiş bunlara. Yerleşim hakkında ve organizasyon hakkında. Bu dönemin en önemli özelliği gerçek bir şehir surlarının oluşması, yerleşim alanı tarafından bir kale gibi karşımıza çıkıyor ve son kazılarda bunlar bulunmuş durumda. Bu burada bir duvar kalıntısıyla karşılaşıyoruz. Kalkerlerden oluşmuş 3 metre yüksekliğinde bir duvar bu. Kerpiçler de var. Ve de burçları var, kazamatları var. 8 metre eninde, genişliğinde bir kale var. Ve bütün bunlar 5000'in milattan önce 4850-4650'lere inmekte. Bu anlamda Güvercin Kayası Kapadokya'da bir kalkolitik alan olarak bulunmakta ve de böyle bir şehrin surlarla çevrildiği ilk örnek olarak görüyoruz. Bunun içerisinde Gassdank bir dizi iki bölümlü yerler ortaya çıkarmış. Bunların radyal bir özelliği var. Ve bunların güneyinde de tamamen farklı bir bina ile karşılaşılıyor. Bitişiklerinde küçük odalar var, simetrik olarak yerleştirilmişler, batıya doğru da uzanıyorlar ve çok yakından bakıldığında Mezopotamya'nın 3 bölümlü planlarını hatırlatıyor. Eğer böyleyse bu 16. düzeydeki sitadel aslında farklı bir mimari gelenekten kaynaklanmış demektir.
Çünkü bu bir prototip oluşturacak ve daha sonra bronz çağında da Anadolu'da karşımıza çıkacak ve de Asur Mezopotamya mimarisinin bir şekilde Anadolu'ya gelmesi olarak göreceğiz ve bu da Ubayt kültürünün Kilikya'daki etkileri olarak görülecek. Bütün bunların birlikte olması, birbirlerini tamamlayan bir hale gelmeleri ve de Anadolu'da üretilmiş olmaları, boyalı seramikler, açık renk seramikler tamamen Suriye, Mezopotamya, Ubayt geleneklerini hatırlatmakta. Bunlar kültürel dinamikler olarak karşımıza çıkıyor ve de özellikle yamaçta, tepenin yamacında çıkıyor ve burada bir takım kare mimariyle evler bulunuyor ve bunlar da yolla birleşiyorlar. Bütün bunlar aslında iki sektörde bir yerleşim olduğunu göstermekte. Bir tanesi surlarla çevrili, diğeri ise yamaca dayalı evlerden oluşan bir alan. Seramik repertuarına baktığımızda da iki büyük kompleks bulunmakta. Aynı döneme tarihleniyorlar bunlar ve çok birbirlerine benziyorlar. Yüksek kesimde de aşağı kesimde de hep bir yemek depolama anlayışı var. Konuda yapılan pek çok tartışma bulunuyor. Belli bir fark var tabii aralarında. Kasılar boyunca 1930'larda Garstang 12 tane metal imalat objeyle karşılaşıyor. Bunlar çok da ilginçler. Bunların incelenmesinin sonucunda bütün Anadolu'da metalurjik bir takım ürünler karşımıza çıkmakta. Karda'da birkaç kilometre ileride kuzeyde görüyoruz bunları ve de kalkolitik antik dönemde arsenik kullanıldığını görüyoruz ve bu bağlantıda Yumuktepe ile olan bağlantıyı göstermekte. Bu metal nesnelerin büyük ölçüde ortak kullanım nesneleri olduğunu fark ediyoruz. Belki çalışma faaliyetleri sırasında kullanılıyordu. Yani böyle gösteriş amaçlı şeyler değiller gibi görünüyor. 5. yılın ortasında Avrupa'da örneğin Varna mezarlığındaki mezar objelerinden çok farklı. Gündelik hayat objeleri olsalar da bu metal parçalarda onlarla ilgili her türlü izler alt kısımda da karşımıza çıkıyor durumdalar. Metallerin dağılımındaki simetri dolayısıyla yerleşimin her iki sektörü arasında işlevsel bir benzerlik ve bağlantı anlamına da getirebiliyor. Fakat farklı türlü bir uzantısı da olabilir diye düşünüyorum. 5000 yılın başlarındaki meteorolojisi aslında son derece ileri bir teknolojiyi yansıtıyordu. O ana kadar hiç çıkarılmamış olan metaller söz konusu ve netice olarak da ortaya çıkarılan nesneler de son derece daha o güne kadar görülmemiş özellikler taşıyordu. Yani dolayısıyla üretimin zenginleşmesi ve genişlemesi anlamına da geliyordu. Bu aynı zamanda yeni bir değerler sisteminin oluşturulması anlamına da geliyor. Yani bu objelerin hem teknik özellikler hem de nadirliğinin oluşturduğu yeni bir düzenleme de söz konusu olacaktı. Aslan Yener'in de
ifade ettiği şekilde bir metalurji şu, yani elinize tutuyorsanız eğer, ona sahipseniz, onu kullanabiliyorsanız bir üstünlük elde etmiş oluyorsunuz. Bu da Yumuk Tepe örneğini tam olarak yansıtan bir durum diyebiliriz. Burada bir müstahkem mevki olduğunu ve burada metalle ilgili faaliyetlerin sınırlı tutulduğunu söyleme durumu doğuyor. Yani tesadüfi olmayabilir bu. Özellikle yani buradaki ürünler, buradaki objeler sadece üst kısımda bir tür tekel şeklinde muhafaza ediliyor olabilir. Yani hem savunmaya da yarıyor hem de yani bir şekilde paylaşılmaması gereken, yakın topluluklarla da paylaşılmaması gereken şeyler, hatta topluluğun içinde bazı başka bireylerle de paylaşılmaması gereken üstünlük, prestij nesneleri olabiliyor. Dolayısıyla metalürji, metalle hakim olmak bir itibar ve toplumsal ve üretimsel üstünlük anlamına geliyor. Dolayısıyla artık toplumda bir farklılaşma söz konusu. Uzmanlaşmış üretim de ve bunlara sahip olmada bu açıdan belirleyici. Demin de bahsettiğim gibi aynı dönemde Ubaid kültürlerinde Suriye, Mısırya, Suriye, Mezopotamya bölgesinde ise çok farklı şekilde benzeri bir şey karşımıza çıkıyordu. Yani gıdaya olan hakimiyet daha belirleyici oluyordu. Burada 15 numaralı katmanı görüyoruz. İç kalenin bulunduğu üst bölgenin şimdi kerpiç farklı bir platformla yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu platform en az 300 bin kerpiçin kullanıldığını saymamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla çok ciddi bir, yani mesele tabii ki miktar şu, özellikle iş gücü açısından bize önemli bir işaret veriyor. Çok fazla kişinin bunların burada bulunması için çalışmış olması gerekiyor. Burada çok geniş bir dolayısıyla farklı işlevleri birlikte barındırıldığı bir kompleks. Mutfak var. Burada tahminimiz diğer mekanların depo işlevi gördüğü, bu depo alanlarının aynı zamanda bir kretula bulunmasıyla da teyit edildiğini söyleyebiliriz. Yani orada kontrollü bir depolama olduğunu bize ifade eden bir delil. Ama belki bir de avlu ya da belki törensel amaçlı bir boşlukta söz konusu. Bu büyük anıtsal yapının maddi kültür açısından önemli belirleyici noktası ise çok büyük miktarda aynı tipolojide kapkaçak bulunması ile belirlendiğini söylemek istiyorum, göstermek istiyorum size. Fakat Suriye'de ve yukarı Mezopotamya'da bulunan kaplarla teknolojik olarak, boyut olarak, form olarak ne olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bunun, aslına bakarsanız çok özel teknikler gerektiren bir tipoloji değil bu. Gösteremediğim için size anlatmam zor oluyor. Yani aslında teknik açıdan niteliklerinden çok daha başka bir önem arz ettim.
gerektiğini dile getirmek istiyoruz. Yani bir hesap yaptık çünkü biz burada. Burada yani fragmanlardan yola çıkarak, keramik fragmanlardan yola çıkarak bir hesap çıkart. Hesap yaptık ve mutfakta 75 kadar kap bulduk. Oysa depolara baktığımızda yaptığımız hesap bize en az 300 tane kabın bulunmuş olduğunu gösteriyor. Bütün fragmanlardan yola çıkacak olursak bu kompleksin içerisinde toplam sayı olarak yüzlerce hatta binlerce tane bulunmuş olduğunu söylemek mümkün. Bunların standart 1.4 litre kapasitesi olduğunu hesapladık. Diyelim ki 300 ile çarptık. Karşımıza yüzlerce litre gıda potansiyeli olarak çıkmış oluyor. Dolayısıyla bunların dağıtılması ve tüketilmesi söz konusu bu binanın içerisinde, bu çok işlevli binanın içerisinde. Eccole qua, le ciotole, joba bowls di Yumuktepe. Joba kapları dediğimiz Yumuktepe. Dunque, i dati provenienti da questo grande edificio sembrano confermare l'ipotesi che le joba bowls erano utilizzate nel quadro di pratica. Elimizdeki verilere göre yoğun şekilde hep birlikte belki kolektif olarak tüketilen gıdayla bağlantılandırılması. Sonucuna ulaşıyoruz. Bir de mühür var. Küçük depolardan bir tanesinde işte bu dağıtımın kontrol altına tutulduğu izlenimini bizde uyandırıyor. Veriler ışığında söyleyebileceğimiz şey bu çok işlevli binanın o potrebbe essere stato un luogo centrale della vita economica e forse ekonomik yaşamın merkezinde belki de siyasi yaşamın merkezinde olduğunu söylemek mümkün. Fakat henüz elimizdeki veriler tepenin güney tarafından elde edebildiğimiz geliller. Aynı zamanda burayı anlamayı, dinamiklerini kavramayı daha da zor kıldılar. Yumuktepe 15 numaralı katmanın anlaşılmasını zorlaştırdılar. Burada dikdörtgen, küçük, ev, konut işlevli birimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar yerel birazcık daha aşağı bölgenin konutları şeklinde algılanabilir. Burada yine aynı tipolojide kaplarla karşı karşıyayız ama daha anıtsal hacimler, daha az anıtsal hacimler karşımıza çıkıyor. Her durumda da tüm bunlara baktığımız zaman üst kısımda daha yüksek miktar, alt kısımda daha düşük miktarlarda karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliyoruz. Bulduğumuz fragmanlardan, bulduğumuz parçalardan yola çıkarak dağıtılan, önceki depolanan sonra da tüketilen yemeklerin miktarlarının farklı bağlamlarda farklı olduğunu söylemek mümkün. Asimetrik bir durum var. Grupların üst kısımda yaşayanlarla alt kısımda yaşayanlar arasında üretim potansiyelinin de farklı olduğunu söyleyebiliriz. Tüketim miktarları farklı olduğuna göre. İçinde ne vardı diye de bir soru gelir tabii ki. Onu da hemen özellikle de bitki analizleriyle çıkartmaya çalışıyor. 16. ve 15. katmanlar arasında ciddi fark karşımıza çıkıyor. Kalkolitikte öncelikle c'è un cambiamento radicale che si osserva nel livello 15. Arpa bazlı olduğunu fark edebiliyoruz ancak compare o meglio si attesta. Daha sonra karşımıza importante sensibile Burhan Ulaş'ın yaptığı degli olive analizlere göre karşımıza daha fazla zeytin çıkıyor.
biometrik çalışmalar zenci çekirdekleri üzerinde de yapıldı. Burada 15'te neolitik döneme nazaran daha büyük çekirdeklerle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Daha doğrusu artık bütün Akdeniz'de keşfedilmiş olan en erken dönem aşılanmış, evcilleştirilmiş zeytinin karşımızda olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla da zeytinin seçilmiş olarak yeni beslenme pratiklerine katkıda bulunduğunu algılayabiliyoruz. Bu belki de ağaç yetiştiriciliğinin de yeni bir aşamaya geçmesini simgelemesi mümkün. Böylece 15 numaralı katmanda daha fazla dikim ve primer üretim aşamalarına ulaşmış bir katman olduğunu söylemek mümkün. Bu yeni bir ekonomik model Suriye ve Mezopotamya'da da tarıma yönelik gelişmelerin aynı dönemde paralel gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde yavaş yavaş artık toplumsal eşitsizliklerinde yeni bir boyuta geçtiğini belirtmek mümkün. Daha alt bölgelerde ki farklı miktarlarında acaba çalışanlara karşılık olarak verildiğini veya toplu yemeklerin sonucu mu olduğunu söylemek zorlanıyor. Kuşkusuz tepedeki anıtsal platform çok yoğun işçi kullanıldığını, belki başka işlerde de kullanıldıklarını bunların ve bir karşılık almak durumunda olduklarını da bize gösteriyor. Belki de yemek karşılığında çalışıyorlardı. Yumuktepe'de çok yoğun şekilde bütün yerleşimde aynı şeyler karşımıza çıkıyor diyebiliriz ama yukarı anıtsal kısımla aşağıdaki konut bölgesinde hem mimari ölçek açısından hem de bulduğumuz kapkaçak miktarı açısından belirli farklılıklar var. Dolayısıyla büyük kalabalık aileler ve daha az, daha güç sahibi, daha fazla güç sahibi aileler, daha fazla üretim yapabilen, daha az üretim yapabilenler, dolayısıyla daha fazla karşılık alabilenler şeklinde bunları ayırt etmemiz mümkün. Gruplar, aileler arasında gıdanın aslında toplumsal eşitsizliğin de bir aracı olduğunu dile getirmek mümkün hale geliyor. Kapatmak üzere. 16 ve 15 numaralı katmanlara baktığımız zaman Yumuktepe'de kısa süreler arasında farklı anlar farklı doğalarla üretim ve toplumsal yapılar karşımıza çıkıyor diyebiliriz. 16. katmanda ilk kez metalurji ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve yeni teknolojiyi bilenlere belki farklılıkla ekonomik asimetride avantaj kazanmış olabileceklerini söylemek mümkün. Belirli bir hiyerarşide yukarıda oluştuklarını ve yukarıda barındıklarını, yani içeride barındıklarını söylemek de mümkün. 15'te ise sözünü ettiğimiz kap, kaçak, yoğun şekilde tüketilen, belki birlikte tüketilen, belki de karşılık olarak tüketilen gıdayı simgeliyor. Artık bir ihtiyacın üzerine çıkan bir gıda üretimi var. Dolayısıyla yine toplumda eşitsizliğin artmaya başladığını görebiliyoruz. 16'da daha nitelik, 15'te daha nicelikle karşı karşıya kaldığımızı söylememiz mümkün. Ve bu şekilde de sosyal farklılaşmanın belki dikey şekilde karşımıza çıkmaya başladığını söylemek mümkün. Yumuktepe'de son derece dinamik topluluklar görüyoruz ve kendini yoğun şekilde kültürel modellerle, toplumsal modellerle Suriye, Mezopotamya ile Anadolu'yu da bir araya getirir
şekilde gelişmeye, hibritleşmeye ve uyum sağlamaya ve bir mozaik oluşturmaya Kilikya'nın geri kalan tarafında olduğu gibi yatkın bir toplumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Toplumsal ve üretimsel açıdan da kalkolitik Anadolu'da, Suriye'de ve Mezopotamya'da tam da bu dönemi temsil eden topluluklardan biri olarak karşımızdalar. Çok teşekkürler dikkatiniz için. Grazie, grazie. Çok teşekkürler Giulio Palombi. Bu sunum bize bir bakış açısı kazandırdı. Tartışma imkanı verdi. Nitekim bu oturumun sonunda tartışma şansımız olacak. Şu anda vaktimiz yok, yorum yapma şansımız da yok. Tekrar teşekkürler Giulio ve şimdi öbür sunuma geçiyoruz. Francesca Ballossi Restelli, Roma La Sapienza Üniversitesi'nden ve Yılmaz Selim Erdal Hacettepe Üniversitesi'nden. Onların da konularının başlığı Aslantepe'de sosyal yapı ve toplumsal örgütlenmenin binlerce yıllık dönüşümü. Evet, herkese iyi günler. Ben de Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Her yıl burada buluşmamızı sağlıyorlar. Ben size farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Giulio'nun anlattıklarından farklı sosyal yapılar üzerinde farklı bir bakış olacak. Şimdi Aslantepe'ye gidiyoruz, Malatya yakınlarında. Ben burada bin yıllık bir dönemden söz edeceğim ve özellikle de İnsanlar üzerinde, insan iskeletlerinin üzerinde görüşeceğim. Evet, mimari ve diğer ekonomik özellikler insanların aslında toplumlar üzerinde nasıl etkileri olduğunu gösteriyor ve çok önemli bilgileri aslında mezar anıtlarından alıyoruz ve böylelikle de buradaki organizasyon sistemlerini de anlamamız mümkün oluyor. Pek çok toplumda elitler daha şık veya daha çok işlenmiş mezar anıtlarında yer alıyorlar ve özel yerlere gömülüyorlar yahut sıradan insanlar ise daha basit yerlere, daha daha önemsiz cenaze törenleriyle gömülmeleri gerçekleştiriliyor. Ve yanlarındaki objeler de aynı şekilde değişkenlik gösteriyor. Bir gömü yerine gittiğimiz zaman çok farklı objelerle karşılaşıyoruz ve elitlerin sıradan insanlardan farklı biçimlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Aynı şey cenaze törenlerinde de farklı bir biçimde gerçekleşmekte. Her birinin sosyal seviyesini, düzeyini anlamamız mümkün oluyor. Toplum içerisinde işgal ettiği yeri anlamamız mümkün oluyor. Tabii ki ideolojik açıdan da değişkenlik gösteriyor. Bazen maskelemeye veya minimize etmeyi gerçekleştiriyor tüm bu mekanizmalar ve de toplumun dayanışması açısından da önem arz ediyor. Yakın Doğu'da bu olgu ilk devletlerde karşımıza çıkmakta. Yöneticileri görüyoruz. Bunlar belirli kaynaklara ulaşmış insanlar ve halk üzerinde de belli bir etkinlikleri var ve ölüm sırasında bu toplumlarda hiyerarşi tamamen ortadan kalkıyor ve bunlar böylece de toplumsal hiyerarşiler muhtemel ihtilafları artık oluşturmamış duruma düşüyor. Toplumsal düzene bakıldığı zaman cenaze davranışlarının kültürel bağlamla çok yakından
analiz edilmesi gerekiyor. Bunun için de arkeolojik veriler karşımıza çıkıyor. Aslantepe'nin çeşitli aşamalarındaki gömülere bakarak ideoloji ve toplumsal ilişkiler ve hiyerarşileri bir araya getirip incelemeye çalışacağız. Aslantepe hemen Obeid sonrası 8. dönem, burada 18. katman, özür dileriz 16 diyor konuşmacı. Sayın Palumbi'nin 16'sı ile kıyaslayabiliyoruz. İlk kez eski kaplarında kullanılarak dağıtım yapılmasını coba kaplarıyla benzerliğini burada görebiliyoruz. Yani çalışmaların karşılığını zaten demin de gördünüz. Bizi de aynı şekilde karşılaşmamız mümkün. Uzmanlaşmış iş gücüne karşılık verilmesi iş bölümü demek oluyor tabii ki ve aynı zamanda fazla üretim, gıda üretimi anlamına da geliyor ve bunların doğrudan doğruya çalışanlara porsiyonlar halinde dağıtılması anlamına geliyor. Obeid dönemi de burada Tepegavra'da mesela son derece net şekilde ritüel bir dağıtımı çok sayıda insana anıtsal binalarda yaparken temsili resmini görebiliyoruz. Aslantepe'ye baktığımız zaman Obeid sonrası dönemine bakacak olursak bu 4700-4200 milattan önce tarihleri arasında çok geniş bir alan değil ve yamacın üzerinde karşımıza çıkıyor. Burada ev yerleşimler var. Aynı zamanda avlulu açık alanları bulunan yerler var ama mutfak gibi alanların işlevleri de görülüyor. Çünkü ocaklar ve kubbeli fırınlar var. Tahılların kullanılması için havandı. Aynı zamanda öğütme tekerleği gibi şeyler karşımıza çıkabiliyor. Bunları ayrıntılı olarak ne olduklarını görebiliyoruz. Daha sonrasında da farklı aşamalar ve alt kat aşamalar da karşımıza çıkıyor. İnsan bloke oldu. Devam edemiyor konuşmacı. Ben anlatmaya devam edeceğim. Daha sonra imgeleri göstereceğim. İnsan kalıntılarına bakacak olursak, 3 tane yeni doğan, yeni doğmuş bebek iskeleti var. Onun dışında bir kafatası var. O da muhtemelen sonradan hasar görmüş bir mezarın içerisindeydi. Üçüncü bir binanın yer döşemesinin altında olsa gerek. Yer döşemesi altına mezar uygulaması yakın doğuda Neolitik dönemin başından itibaren karşımıza çıkar. Özellikle de bir hatıra ile yaşayan insanların bağlantılandırılması. Evet, bir bağlantı diyorduk. Müteveffayı yapıyla bağlantılandırma amacı güdüyor. Bu Neolitik dönemde başlıyor. İlk yerleşik düzene geçince başlıyor. Dolayısıyla orada bir mezarın olması, oradaki bir yerin aslında aile anlayışında kuvvetlendirme ve kimlikleştirme anlamına geliyor. Kalkolitikten itibaren de bu devam ediyor. Artık yerleşik hayat devam ediyor. Milattan önce 7. bin yıldan itibaren aslında sur içi, sit içi nekropollerin azalmaya başladığını da düşünebiliriz. Artık kent dışı nekropoller söz konusu olabiliyor ama biz burada Aslantepe ne yazık ki bize bir nekropolle henüz bilgi sunuyor durumda değil. Az sayıda mezarla karşı karşıya kalmış durumdayız ve bunların rekonstrüksiyonu yani yapmakta da zorlanıyoruz. Bu nedenle de geç Neolitik'ten itibaren, bu arada şunu söyleyelim, genellikle büyük insanların değil de bebeklerin sitlerin içerisine
gömüldüğünü fark ediyoruz. Aslantepe'de karşımıza bu durum çıkıyor. Küçücük mezarlar var ve yeni doğarken ölmüş bireyler karşımıza çıkıyor. Bazen keramik içerisinde gömü var, bazen de doğrudan toprağa gömülüyorlar. Burada yine kimlikle ilişkili olsa gerek. Yani yeni doğanlar muhtemelen henüz topluluğun bir parçası sayılmıyorlardı. O yüzden de nekropolde gömülme hakkını kazanmamış da olabilirlerdi. Doğrudan evin döşemesine gömülüyorlar. Biyolojik bir bağ var anne babayla. O zaman oraya gömülü veriyorlar. Yani henüz toplumsal bir kimlik kazanmamış olduğu için de belki ergenlikle beraber geçilen bir kimlikti bu. Birçok geleneksel topluluklarda zaten inisiyasyonlar söz konusudur. Ergenlikle birlikte topluluğa yeni bir birey kabul ediliyor halinde olur ve o yüzden de artık o andan itibaren nekropole gömülme hakkında kazandıklarını düşünebiliriz. 7. döneminde 3900-3400 yıllar arasında Aslantepe'de görünür şekilde daha kompleks bir topluluk karşımıza çıkıyor. Keramiklerden de bunu algılayabiliyoruz. İki ayrı üretim kategorisi var. Bir tanesi ev kullanımı, bir tanesi de muhtemelen zanaatkarların atölyelerinde artık sanatçı imzalarıyla da karşımıza çıkıyor ve daha standartlaşmış kaliteleri var. Bu aynı şekilde kemikten objeler de karşımıza bir uzmanlaşma olduğunu gösteriyorlar. Farklı zanaatkarlar var, kendilerini ayırt ediyorlar ve hep daha fazla uzmanlaşma yoluna doğru gidiyorlar. Bu dönemde sit en geniş alanına yayılmış oluyor ve farklı alanlarda konut bölgeleri söz konusu. En dışarıda olan periferik diyebileceğimiz sıradan insanlara ayrılmış bir şey. Çünkü evlerin son derece basit plan şemaları var. Birden fazla aile tarafından paylaşılıyor olsa gerek ve küçük de depolar var. Ona karşılık sitin orta bölgesinde karşımıza çıkan son derece dominant durumda, topografik olarak da daha yukarıda seçkinlerin evleri var. Planlar standart, kendilerine özel fırınları var, yer döşemeli yolları var ve bol depo alanları var. Demek ki daha fazla mal mülk sahibi olabilen insanlar bunlar. Burada son derece net bir şekilde artık artmış bir ekonomik ve sosyal düzey söz konusu bu dönemde, fakat hemen bu dönüşümün mezarlarla yansıtılmadığını görüyoruz ve okuması eski dönemlere, 8. döneme nazaran daha zor oluyor mezarlara. %60 oranda yine bebek çocuk karşımıza çıkıyor. Demek ki ideoloji önceki dönemden farklı değil. Topluluk Aslantepe'de henüz toplum bireyleri yaşa göre ayırıyor. Farklı toplumsal kimlikler atfediyor yaşına göre. Birey bu düzende diğer tabii ayrımlarla birlikte yaşa göre de ayrımlara tabi tutuluyordu. Buna karşılık gömü tipolojisi ve gömüye sunulan objeler arasında çok büyük bir farklılık yok. Ama toplumsal açıdan, ekonomik açıdan eşitsizliğin olduğunu bölgelerde sadece fark edebiliyoruz. %60 kadar demiştik. Bebek ve yeni doğan var ama bir miktar farklılık arz eden daha büyük boyutta çocuk ve erişkinler var. Bunların çocukların üst kat sadece üst toplumsal sınıfa ait olduğunu görüyoruz. Erişkinlerin her sınıfa ait olabildiğini görüyoruz. Burada küçük bilezik ve kolyeler var. Aynı zamanda kapkaçak da var. Ama sosyoekonomik bir farklılık çok fazla karşımıza çıkmıyor. Erkek kadın diye baktığımız zaman iki erkek ileri yaşta karşımıza çıkıyor. Birbirlerine çok yakın iki noktada gömülmüş durumdalar. Belki özel, spesifik bir sebebi vardır. Bunu bilemiyoruz. Geri kalanların kadın olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. 10 tane. Bunlar evlerin döşemesinin altında değil ama evlere yakın açık alanlarda yer döşemesi altında karşımıza çıkıyor. Bazı kadınlar neden mezarlıkta gömülebiliyor da bazıları burada gömülüyor? Yani eksikleri ne vardı? Niye aynı muameleyi görmüyorlardı diye de
soru işareti çıkıyor. Antropolojik incelemeler vitamin eksikliği, osteoporoz, kemik erimesi gibi durumların olduğunu gördü. Onun dışında kemik kırıkları da var çocuklarda da, hanımlarda da var. Belki acaba özel bir ölüm sebebi mi var diye düşünüyoruz. Yani acaba birdenbire toplumsal kimliğe zarar verecek bir şey mi geldi başlarına diye aklımıza geliyor. Sadece soru işaretlerimiz var. Herhangi bir verimiz yok. Bir kabul edilebilir hipotez iddiasında bulunabilecek kadar çok istatistiksel geçerli verimiz de yok diyebiliriz. Fakat her durumda da demek ki toplumsal kimliği yaşam boyunca da değişebiliyor. Sadece yaşla değil, yaşamın sonuna ermesine doğru da başlarına gelebiliyor. Yedinci dönemin son aşamasında konut alanlarında, özellikle de üst kısımda seçkinlerin evlerinde önemli bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Bir yandan da büyük kamu yapıları karşımıza çıkıyor. Son derece eşitsiz bir dönem. Büyük törenler var. Yüzlerce kişi buna katılıyor ve bu sırada gıda dağıtımı da söz konusu oluyor. Bu artık aslında işinin karşılığını almanın ritüel hale getirilmiş görüntüsü diyebiliriz. Sembolik değerler ve doğa ötesi algı güçleri olduğu düşünülecek unsurlar da var. Bir tane mesela, yapıya girmeden önce bir geniş alan var, açık hava, yer döşemesi var, ince taş döşenmiş, mıcır da kısmen döşenmiş. Burada havan gibi öğütme araçlarının, dibek gibi öğütme araçlarının olduğunu görebiliyoruz ve incelendiği zaman bunların bol bol kullanılmış olduğunu da görebiliyoruz. Fakat yer döşemesinin aşağısında, bu meydan diyebileceğimiz alanda, çok miktarda kül var ve parçalanmış nesneler var. Bir kenotaf karşımıza çıkıyor ve binlerce çanak çömlek kırığı var. Bunları bir araya getirmeye imkan yok. Yani amaçlı olarak parçalanmış gibi görünüyorlar. Aynı zamanda mezarlar da var. Hepsi aşağı yukarı aynı döneme ait ve hepsi de tören binasının dışarısındaki meydanın içerisinde. Bir yine üç tane gömü var. İki tanesi terakotta kaplar içerisinde, bir tanesi de taş bir kap içerisinde karşımıza çıkıyor. Bir kadın var, bir iki tane de çocuk var. Burada yine kafatasına kasıtlı bir deformasyon uygulandığı da görülüyor. Yani daha henüz yumuşakken kafatasının çeşitli bez parçalarıyla bağlanarak şekil değiştirmesine yol açıldığı anlaşılıyor. Bunun spesifik, kalıcı bir amacı var. İnsanın kafatasının şeklini değiştiriyor. Bazılarını değiştiriyor, bazılarına yapılmıyor. Acaba estetik mi diye düşünüyoruz ama öyle olsa daha çok fazla insana bunun yapılmış olmasını beklerdi. Oysa Aslantepe'de de sadece bu kamuya açık bölgede doğrudan doğru sembolik ve ritüelik amaçlarla yapıldığını düşünmek için sebeplerimiz var. Eğer bu kişilerin ayırt edilmesinin sebebini bulabiliyor muyuz? Evlerde aynı şey karşımıza çıkmamıştı. Bu alışkanlık, bu gelenek belki bazı özel bireylerin işaret edilmesi için olabilir. Yani bu törenlerin yönetimiyle ilgili mi acaba bireylerdi bunlar? Siti yöneten makamlarla mı ilişkilendirmek lazım bazı kararları? Bu gömüler, bu mezar alanları aslında yeganedirler. Başka yerlerde de pek karşımıza çıkmıyorlar. Nitekim 7. dönemde çok ciddi olarak bir eşitsizlik karşımıza çıkmakta. Evlerin içerisinde olanlar da gömülen kişiyle birlikte konulan objelerde de böyle bir farklılık oluşmakta.
Belki de belirli gerilimleri minimize etmek için yerli yapılmıştı bütün bunlar. Ancak ölüm cenaze ritüelleri son derece belirgindi ve de tapınağının karşısında olmaktaydı bunlar. Bu mezarlıklar o kadar zengin değildi ama çok özelliklere sahipti. Büyük olasılıkla da gıdanın dağıtımıyla bağlantılı olarak bir özellik, bir önem taşıyorlardı. Eğer bir taraftan ideolojik mekanizmalar devreye giriyorsa, eşitsizlikler söz konusuysa, bütün bunlar cenaze törenlerine de yansımaktaydı. Ve de alabildiğine karmaşık kavramlar karşımıza çıkıyordu ve sosyoekonomik özellikler buralara da yansımaktaydı. Şimdi saray kompleksine baktığımız zaman gene Aslantepe'de bir sonraki dönemde ödeneme tarihleniyor. Burada gene tören açısından bir takım zenginlikler veya eşitsizlikler pek yok seremoniler olarak karşımıza çıkan. Çünkü bunları gene sarayın döşemesinin altında bulduk ve bunlar gene burada bir küçük çocuğun ve yeni doğmuş bir bebeğin cenazesiyle, iskeletiyle karşılaştık. Bunlar da 7. ve 8. dönemde gözükmekteydi. Bir anlamda toplum içerisinde var olan ideolojiyi azaltmak niyetindeydiler. Aslantepe elit kesimi bütün bu kaynaklar üzerinde bir kontrol gücüne sahipti ve de seremoniler, ritüeller, ideolojiler mümkün olduğu kadar bu sosyal gerilimleri azaltmak için kullanılıyordu. Gene buradaki tapınakta, A tapınağında bir yetişkin kadının kafatasıyla karşılaşıyoruz. Bunun neden bu şekilde deforme olduğunu anlamamız mümkün değil ama gene ideolojik amaçlar olduğunu düşünebiliriz. Binlerce yıl sonra gene bütün bu değerler üzerine kurulan kontrolün oluşturduğu sistemin çöktüğüyle, çöküşüyle karşılaşıyoruz. Pek çok insan kemiği var. Bunlar çok yanmışlar ve de sarayın pek çok köşesine yayılmışlar. Bir grup çoban, çobanın varlığından söz etmek mümkün. Belki de bir isyan burada gerçekleştirilmiş ve de bu isyanın ardından ölülerin cesetleri parçalanmış ve ortalığa yayılmış, herhangi bir gömülme söz konusu değil. Belli ki sosyal ve ekonomik olguların ardından bir şekilde gömülme gerçekleşmiyor veya cenaze uygulamaları olmuyor. Bunlar ideolojik olarak farklılıkları saklamakta. Daha sonra gelen dönemde gene çobanları ve köylüleri görüyoruz. Bunlar alanında yer alıyorlar. Kulübeleri var. Hayvanları barındırdıkları ağlar var. Ve burada da bütün bu devlet eğitiminin gerçekleştiği yerde belirli bir gömü kültürü karşımıza çıkmakta ve zenginlik de gözükmekte. Milattan önce 3200'lerde gene bir şiddet dolu cenaze ile karşılaşıyoruz. Giulio Palumbi bunu söyledi. Bu aslında Kafkaslardan çok uzak olmasına rağmen sosyal ve kültürel bir takım değişikliklerin altını çizmekte bir önceki döneme göre.
özellikle de zenginliğe karşı bir düşmanlık yaşanıyor ve de bu aşamada binlerce metal, değerli taş ve seramiklerden oluşan objelerin bulunmasına yol açıyor. Tabii ki bu hiyerarşinin olduğu toplumda daima kapasitelerin kontrol edilmesi, zenginliğin kontrol edilmesi söz konusu. Ölülerle birlikte Giulio Palembo ve Marcello Frangipani'nin anlattığı gibi objeler son derece karmaşık olarak yerleştirilmiş ve bunlar da bu elit kesimle pastoral kesim arasındaki farkı göstermekte. Bir geçişkenlik söz konusu burada. Bir liderden bir başkasına geçiş gerçekleşiyor ve de biriktirilen zenginlikler bir önceki hükümet tarafından gücün de sürekliliğini gerçekleştirmekte. Gene cenazeler arasında dört tane gencin iskeletiyle karşılaşıyoruz. Belki bunlar da lider, ayaklanmanın lideri veya onların esirleriydi. Dolayısıyla çok ciddi bir şiddete maruz kaldıkları gözükmekte. Marcello Frangipani ve Yılmaz Erdal da söylediler ki bir insan kurban edilmesi de burada mümkün. Eğer kapatacak o konuyu kapatmak açısından söyleyecek olursak, sosyal ve ekonomik açıdan Aslantepe'de bir mavi hat bulmaktayız ve sonra bir takım değerleri gösteren bir skala var. Bu da 4700 ve 3400'e tarihlenebiliyor. Böylelikle de bu dönemlerde toplumun kalkolitik, geç kalkolitik dönemden itibaren nasıl değişim arz ettiği ve insan iskeletlerine, gümü törenlerine de bunların nasıl yansıdığını görmekteyiz. Bu güç durumu toplumda yeni başlar, yeni şefler olduğunu göstermekte ve bütün bunlarda üstünlüklerini açıklamak için, anlatmak için oluşturulmuş yöntemler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Francesca Balussi. Çok ilginç bir çerçeve çizdiniz. Kalkolitik dönem, Aslantepe ve buradaki gömüler, mezar anıtları ile ilgili olarak. Şimdi yine gördüklerimizle Mersin'den yola çıkacağız. Bir başka sunuma geçeceğiz. Nicolo Marchetti bizlerle birlikte Bologna Üniversitesi'nden geliyor. Onunla birlikte Hasan Peker İstanbul Üniversitesi'nden ve onların sunumlarının başlığı da Kargamış Devleti'nin organizasyonu yeni arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında ikinci geç Tunç ile Demir Çağı arasında. Evet, buyurun Sayın Nicolo. Ancora un po' indietro. Tu non hai scritto due lì? Allora, anch'io mi Elbette ben de İtalyan Büyükelçiliğine, İtalyan Kültür Merkezi'ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor her yıl burada buluşmak ve bizim yaptığımız işlerden, bakış açılarımızdan söz etmek. Gerçekten bu benim için onur verici. Sayın Skirmo'ya teşekkür etmek isterim. Tabii ki Luca da çok iyi bir koordinasyon gerçekleştirdi.
olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım konuşmamı. Bu konu başlığının içerisinde hareket etmek istiyorum ve yeni keşiflerimizi de anlatmak isteyeceğim sizlere. Kısmen bunlardan her yıl biraz söz ettik açıkçası. Evet. Gargamış, bildiğiniz gibi çok uzun bir tarihe sahip. Sadece başlığından bile anlayacak gibi ikinci genç Tunç ve Demir Çağı arasına tarihleniyor. Milattan önce 3000'lerden söz ediyoruz. Burada da bir nekropol alanı var. Tahmin ediyorum pek vaktim olmayacak bu 3. Demir Çağı için söz etmek ve burada Kargamış'ta toplumun nasıl bir değişkenlik yaşadığını anlatmak için. Ancak 1. ve 2. Demir Çağları arasındaki farklılığı göreceksiniz. Bakın burada çalışmaları görmektesiniz. Türkler ve İtalyanlar birlikte çalıştılar. Hasan Peker İstanbul Üniversitesi'nden geldi Kargamış'a ve Gaziantep'te de hep birlikte bu çalışmalarımızı sürdürdük. Bu zor araştırma işlerinde hep değerlendirme işlerinde hep biz Türklerin de yardımı bizlerle birlikte oluyor. Şimdi doğrudan doğruya 28'e geçebiliriz. Galiba kendi başıma halledebilirim. Özür dilerim. En ilginç noktaları yakalamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sit alanının morfolojisi burada. Bir alçak aşağı kısım var, bir dış kesim var ve bir Fırat'ın sağında yer alıyor ve bu yaylada bulunmakta. Nekropolisi de var Gargamış'ın. Bu aslında güncellenmiş bir plan gördüğünüz gibi FF noktalarında. Bütün sektörlerde, şehrin bütün sektörlerinde dış kesimleri gösterilmekte ve nekropol açısından da bakıldığı zaman tabii bütün bu yerleşim alanının ne kadar yayıldığını anlayabiliyoruz. Şunu söylemeliyim ki hep birlikte yönetiyoruz Gaziantep otoriteleriyle de birlikte. Şu anda sürdürülebilir bir çalışma içerisindeyiz. Nekropole doğru çalışmalarımız devam ediyor. Bugün sözünü etmek istediğim yer ikinci düzeyde. Çok veri topladık bu son yıllarda buradan. Hasan Peker bu açıdan çok başarılı oldu ve pek çok yayın gerçekleştirdi. Kretula arşiviyle karşılaştık. Bunları zaten biliyorsunuz kısmen de olsa. Büyük bir bina karşımıza çıktı ve Akropol bildiğiniz gibi. Akropol'de de araştırmalar yaptık. Tabii kısmen yaptık. Kuzey doğusunda bu, kuzey batısında bu araştırmalar. Ve hemen yüzeyin altında geçtiğimiz yıllarda tabii askeri bölgeyle de maalesef kesişiyor burası. Onun için bir tıraşlama operasyonu yapmak zorunda kaldık olabildiğince hızlı bir biçimde. Tabii ki buraya bir saray mı desek yoksa başka bir isim mi versek belki büyük önemli bir tapınak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak büyük bir alanla karşılaştık sonuç olarak. Planimetrisine baktığımızda bayağı büyük bir karmaşıklık görüyoruz. O nedenle saray olduğu da söylenebilir. İki ayrı aşamada gerçekleşmiş inşası.
birinci demir çağı, bronz çağı hepsinde devam ettirilmiş. Üç ayrı sektöre ayırabiliriz planimetrik olarak. Bu yıl, bunları atlayalım daha iyi. Bu yıl şöyle bir ekleme yaptık. Yeni bir alan burası. Sol tarafta gördüğünüz gibi bütün o toprak parçalarının arasında ve savunma unsurlarının arasında iki karmaşık olgu karşımıza çıktı. Bir tanesi sol tarafta bir oda niteliğinde ve o sarayla bağlantılı olması mümkün. Sonra bir tarafı büyük bir devasa taş duvarla kesintiye uğramış. Mutlaka farklı bir dönem. Elimizde malzeme pek yok. Bulduğumuz malzemeler çok modern. Yani askeri çizmelerle falan karşılaşıyoruz. Dolayısıyla biz demir çağına inmeyi hedefliyoruz. Demir çağı bizim için önemli. Burada tabii ki Kubaba ile bağlantılı bir kült alanı da söz konusu. Kargamış'ta bulduğumuz taşlar bunlar. Bunlar son derece yeni ve de son derece önemli. Muhtemelen bir tapınak. Burada da gördüğünüz gibi nerelere kadar yayıldığı görülmekte. Askeri yetkililer izin verirlerse buralarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama buranın çok önemli bir stratejik nokta olduğunu da belirlememiz lazım. Zaman içinde iyimser olmaya çalışıyoruz. Burada bir aşağı şehir söz konusu. Bir Roma dönemi meydanı var ama gene demir çağına ait bir antik çağa özgü bir bölge burası. İkinci demir çağına ait bir sarayla, bir bina kalıntısıyla karşılaştık. Bunlar çok fazla yönetim malzemesi Kretula ele geçirmemizi sağladı. Mühürler var, pek çok sayıda yazılı eser var. Hasan bunları inceledi ve hepsinin olağanüstü Hitit dönemini anlattığını görüyoruz, tanıklık ettiğini görüyoruz. Bu yeni çekilmiş bir fotoğraf, bir bina. Burada bir dış bölüm var, bir enstalasyon söz konusu. Sonra buraya yeni kuzeyde yeni bir bina ile karşılaştık ve burası tamamen açık alan. Çok özel seramikler bulundu. Gördüğünüz gibi burada şematik bir tanımlama yapmaya çalıştık. Sadece güneyinde değil, kuzeyinde de yeni unsurlar karşımıza çıktı. Yönetime bağlı. Burada bir temizleme aşamasını görüyoruz. Toprağın altında kalan kretulalar. Bu yıl daha az çalıştık aslında ama çok ilginç bulgularla karşılaştık. Çok ciddi bir sabır gerekiyor hem konsolidasyon için hem temizlik için. Stratigrafiye baktığınız zaman da çok kompakt olduğunu görmekteyiz. Çok ciddi bir sabır burası için de gerekli. Zaten biliyoruz ki sabrın sonunda da selamete ulaşıyoruz. Kretulalar gözüktüğü gibi Hasan önümüzdeki hafta Bologna'ya gelecek ve bunlar hakkında bir ders verecek. Bunlar 1250'lere tarihleniyorlar milattan önce. Bağlantılı olmaları düşünülüyor. Bir kısmı tapınakla bağlantılı. Ama onun yanında tarımla da bağlantılı olması söz konusu.
mühürleme hakkında yapılan uygulamalar şunu gösteriyor ki bir açılma ve bir kapanma söz konusu. Yöneticiler belli ki belirli zamanlarda sürekli olarak mühürlerle kapatmışlar ve açmışlar. Hemen hemen bütün mühürlerde dışarıdan gelmediklerini, burada üretildiklerini söyleyebiliriz. Depolarda bulunuyorlar ve hepsi son derece ilginç. Çoklu mühürler bunlar. Dolayısıyla çoklu kontroller olduğunu söyleyebiliriz. Onun için de inceleniyorlar, araştırmaları sürdürülüyor. Bu bilgileri verirken üç boyutlu bir arşivle karşı karşıyayız ve bu arşiv de online olarak ziyaret edilebilir, görülebilir. Burada da bazı modeller var. İkonografiler üzerinde durmaya çalışacağım. Bu Hasan'ın ortaya çıkardığı bir çalışma. İşlevin çokluğunu gösteriyor. Gümrük için kullanılmış olması mümkün. Prensler kullanıldığı gibi sıradan memurlar da kullanmış olabilirler. Kubaba adına yapılan gümrüklemeler bunlar. 8 tane memur var burada. Bunların hepsi farklı sicillerle, gerek silindirik olsun, gerek farklı olsun, farklı farklı mühürler koyuyorlardı. Bakın burada bir dizi sicil örneği, mühür örneği görmekteyiz. Bunlar Prens Taya'ya aitler. Bu da hükümdarın oğlunun mühürleri, Prens Taya, hükümdarın oğlu. Hieroglif yazılar var üzerlerinde. Teşub bir başka prens. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama bu mühür bir üst düzey memura ait. Muhtemelen bir doktor, bir hekim. Fırtına tanrısı sayesinde hastalıkları iyileştirdiği düşünülüyor ve çok güzel, çok hoş bir mühür bu. Detaylarını, ayrıntılarını görmeniz mümkün. Bu ağ ise yönetim ağını anlatmakta. Şimdi aslında atlayacağım ama yönetim için farklı farklı tanımlamalar var ve sit alanında da farklılıklarla karşılaşıyoruz. Bunlar hanedana ait. Belirginleştirmeye çalıştık. Bu kış bunları sonuçlandıracağımızı düşünüyoruz. Bu mühür bu yıl bulundu. Gene bir Hitit tanrısı var üzerinde. Henüz bitmemiş üzerindeki yazıt. Belli ki mühürleme işlemi devam ediyor. Bu açıdan da çok ilginç. Yönetimin neler olduğunu anlıyoruz. Yani Deus, Tanrı adına gelen bir hieroglif var. Bu bir vazonun parçaları veya çanakların parçaları ve tapınak hazinesine ait olduğunu düşünmekteyiz. Karkamış'ta değil ama başka yerlerdeki bulgularımız bu düşüncemizi güçlendiriyor. Bunlar sıradan isimlerin yazdığı mühürler. Sonra geçiş dönemi var. Ne ait olan mühürler var. Daha az bulunan hierogliflerin çizildiği ve şehrin yöneticisinin adının yazdığı mühürler bunlar. Bu da Sphinx'lerin olduğu Boğazköy kapısındakini andırıyorlar ve belki de daha eskiler. Ve çok kesin olarak isimler var üzerlerinde.
Bunlar çok tıraşlanmış bölümler, yapılar var, saray yapıları olduğunu düşündüğümüz yahut gıda depolama yapıları var. Burada bir siloyla, bir buğday silosuyla karşılaşıyoruz. Yerlerde hep buğday kalıntıları gözükmekte ve tabii buradan pek çok kapkacak çıkıyor. Bir başka genel görüntü görüyoruz. Bir dizi enstalasyonla geç dönem imparatorluğunun Anadolu'da Lorenzo Alfonso da bu konuda incelemeler yaptı. Nelerin belirlendiğini söyleyeceğiz. Tabii ki İmparatorluk sonrası döneme ait bunlar ama kaynaklar hemen hemen aynı gibi ve bir şekilde bir merkeziyetçilik de var, bir bağlantı var. Burada değirmen veya havan bölümleri var. Kretulaların konsantre olduğu, yoğunlaştığı bölümler var. Burada hep bir çoban imajıyla, imgesiyle karşılaşıyoruz. Bu da önemli bir sosyal sınıfı gösteriyor. Çok bilinen, çok ilginç bir başka mühürde de bir kadın figürüyle karşılaşıyoruz. 100 parça kretula elimize, yani kretula parçası elimize geçti. İşte bakın bu figür. Bu yönetimde, bu sektörde merkezi bir görev olduğunu gösteriyor. Çok da rahat okunan bir yazı var üzerinde. Bu kadının, bunun kesinlikle bir kadın olduğu anlaşılıyor. Adı da yazılı zaten. Bunları atlıyorum, özür dilerim. Daha önemli konuları ele almaya çalışacağım. Şimdi ne olduğunu anlatayım bu aynı alanda. İkinci demir çağı. Göstermem mümkün mü? Bilemedim, işaretlemem. Area S, alan S diye gösterilmiş bir bölüm var. Oradan bir yol var güneye doğru inen. Katua adını verdiğimiz bir saray var ve 10. yıla ait, 10. yüzyıla ait. Sonra B alanı var, öbür diğer alanlar da var. Bu şematik olarak bu dönemi gösteriyor. Yıllar içerisinde yayıldı tabii çalıştığımız alanlar. Ve son yıllarda kazılarımız özellikle dikey bir özellik gösteriyor. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda ele geçenleri buluyoruz. Bu bloklar Roma meydanında bulunmuş olanlar. Sonra bu rölyefler karşımıza çıkıyor. 1910'larda kazılmış. Bunların benzerlerini biz de bulduk sit alanında. Ziyaret yolu da oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların üzerinde durmuyorum. Bunlar zaten bildiğiniz ortostatlar. Şimdi bizim araştırma, en son araştırma işlerimizi bulmaya çalışıyorum. En ilginç olanı turistlere de, bize ziyarete gelenlere de anlatmaya çalıştık bu yıl. Bir tek anıttan söz edilmiyor. Burada bir şehrin tarihi, olduğu gibi tarihi söz ediliyor. Bütün bu süreç boyunca, yol boyunca bunları görmek mümkün. Bu yıl varsayımımız şu yönde oldu. Anlamaya çalıştık. Nasıl organize olmuştur acaba bu saray alanı?
sadece altta değil, toprak altında değil, toprak üstünde de. Tabii ki bu varsayım için, varsayımı kanıtlamak için daha zamana ve malzeme bulgusuna ihtiyacımız var. Bu klasik yapıların altında, surların, duvarların altında, internet sitemizde size göstermek istiyorum. Hepsi üç boyutlu. Evet, 2023'te şu varsayımı ortaya koyduk. Nasıl bu alan organize olmuştu? Çünkü bize göre bu aslında tapınak alanına giden bir yer değil, saray alanına giden bir yerdi. Burada bir karşılaştırma yapıyoruz. Ve bu teneyi tel gibi, orada olduğu gibi bir giriş kapısı var. Bir saraya doğru giden bir saray, kraliyet kapısı var ve bu kapının iki yanında bir saray binası karşımıza çıkıyor. Ve iki tane tapınak var orada, Tainat olarak belirlenmiş, mor renkte. Çok belirgin ve Zincirli ile karşılaştırdığımız zaman, Zincirli'de de aynı şekilde bir kapı görüyoruz, kraliyet kapısı, Gargamış'taki gibi bir aks var. Sonra pek çok yapı bunlara eklenmiş. Bu da sanki aynada yansıma halinde. Zincirli'deki kraliyet kapısıyla örtüşüyor. Ve oradaki sarayda, Zincirli Sarayı'da yine benzerlik göstermekte. Yani ortada bir meydan var ve etrafında da farklı strüktürler yer almakta. Düşüncemiz bu yönde. Tabii zamana ihtiyacımız var. Bu açtığımız iki alanı gösteriyor. İki ay yoğun çalışma yaptık. Hala demir üçe ulaşabilmiş değiliz. Çok ilginç bir stratografi olduğunu düşünmekteyiz. Tabii ki anıtsal bir yer, arkeolojik bakış açısıyla son derece önemli. Ancak bu önümüzdeki yıllarda tamamlayabileceğimiz ve tam olarak ortaya çıkarabileceğimiz bir nokta. Kargamış'ın ikinci demir çağıyla sınırlandırılmış durunuyoruz. Bir dikeylik söz konusu burada ve elbette bunların içerisindeki çalışmaları da önümüzdeki yıllarda gerçekleştirebileceğiz. Bir başka alan daha var. Bu da son aşağı şehirdeki son okupasyonlar. Sağda bir villa var. Çok geniş bir bahçesi olan bir villa bu. Kazıyı devam ettirdik. Bu kazıyı tabii ki sona erdirmedik. Daha devam ettiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bunlar keşiflerimiz, nekropol, anıtsal nekropolde elimize geçen keşifler. Giulio ve Francesca gösterdiler, çok eski örnekler gösterdiler. Biz de burada üst düzey yöneticilerin gömülü olduğu yerleri ortaya çıkarıyoruz. Burada bir takım sunular da yapılıyormuş, yapıldığını düşünüyoruz. Bazı unsurlar var ki bunları da incelemek durumundayız. Önümüzdeki hafta bunlar üzerinde bir çalışma olacak ve Bologna'da bu konuyla bağlantılı bir deklarasyon yapılacak. Bu yazıtlardaki tarihler üzerine de Hasan bilgi verecek.
Son olarak da bunları atlayayım. Bunları zaten biliyorsunuz. Kubaba ile ilgili görüntüler. Size kronolojik olarak Hasan'ın yaptığı araştırmayı anlatmaya çalışacağım. Kargamış'taki bütün hanedanı görüyoruz. Ve de çok ilginç olan bir nokta daha son hafta üzerinde durduk. Kargamış ta duvarların ardında yaşayan hükümranlar, beyler söz konusu ve o anıtları araştırdığımızda, ikonografiye baktığımızda organizasyonun nasıl olduğunu anlıyoruz. Kırsal kesimde organizasyon nasıldı? Çünkü belirli bir feodal yapıda var. En son resimler ise bunlar. Arkeolojik parkta geçen yıl kutlama yapmıştık ve bir barış sembolü üzerinde çalıştık. Bu da tamamladığımız örtü malzemesini göstermekte. Birkaç zaman sonra Kültür Bakanlığı ile birlikte bunun da açılışını yapacağız. Aslantepe üzerine dayandırılmış halde gerçekleştirdik bu çatıyı. Farklı bir sorunumuz var. Sit alanına zarar vermek istemiyoruz. Peyzaja zarar vermek istemiyoruz. Gördüğünüz gibi arkada Fırat gözükmekte. Bu bir eleştiri değil. İtalyan olarak Sayın Büyükelçinin de anlattığı gibi Göbekli'deki gibi sit alanına hücum eden agresif bir ortam yaratmak istemedik. Onun tersine mümkün olduğu kadar etkili ama korumacı bir örtü gerçekleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda hafif olması için de uğraştık. Urler, mimar Urler'le birlikte çalıştık. Hezagonlardan, altıgenlerden oluşuyor. Bu da giriş kapımız. Yeni kutladık bunun da gerçekleşmesini. Bir ayrıntı görüyoruz burada. Kargamış Arkeolojik Parkı'nın girişi bütün yıl açık olabilir, her gün açık olabilir. Sadece pazartesi günleri kapalı olacak. Sonra hükümet yetkilileriyle birlikte Suriye'de de çalışmalarımızı sürdürdük. Bu bölge çok zor bir bölge, parçalara ayrılmış durumda. Korunmasını istiyoruz. Sadece burada bir göçmen kampı var ve Suriye'deki sit alanının dörtte üçü bu göçmen kampının elinde ve çok ciddi zarar görüyor. Biz bir gözlem yaptık ve tabii ki kamptakilerle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Mümkün olduğu kadar tabii ki pek çok delik var ortalıkta, burada pek çok insan var. Bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar bir sınır oluşturmak ve daha fazla buraya yayılmasını engellemek. Bu Cerablus'un, çünkü bu arada hala göçmenler buraya gelmekte. Suriye'de hala istikrarsızlık devam ediyor. Bu yıl Cerablus'ta yaptıklarımız da bunlar sonuç olarak. Ama yaptıklarımızdan memnunuz. Önümüzdeki hafta Bolonya'da Kargamış hakkında uzun bir toplantı yapacağız. Çok teşekkür ederim. Daha fazla vaktinizi almayayım. Teşekkürler Salvatore organizasyon için.
E adesso chiamo a parlare qui dal podio il nostro moderatore Luca Peyronel. Bizim moderatörümüz Luca Peyronel'i davet etmek istiyorum. Kendisi pubblici e organizzazione sociale a Kültepe Kanes durante il bronzo medio. Kültepe Kanes'te orta çağda kamusal alanlar ve sosyal örgütlenme adına bir konuşma yapacak. Daha önce şunu söylemek isterim. Bütün bu konuşmalar daha sonra yayınlanacak. İşte bu vesileyle de bütün konuşmacılara olabildiğince çabuk bize yazılarını göndermelerini rica edeceğim. Çok teşekkürler Daktim konuşman için. Ben de mümkün mertebe öngörülenden daha kısa konuşmaya çalışacağım. Böylece hepimizin yemek fırsatı olacak. Ben de aynı teşekkürleri yinelemek istiyorum Sayın Skirmus, Sayın Balletta, bütün İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'ne yine bu senede konferansı organize ederek bir arada olmamıza imkan verdiniz. Bir yandan bir temanın üzerine yoğunlaşıyoruz, bir yandan da en son çalışmalarımızı aktarma fırsatımız oluyor. Ben aynı zamanda Sayın Fikri Kulakoğlu'nun da selamlarını getirdim. Burada bizimle olmak istiyordu Kültepe Kazı Başkanı kendisi. Son Türkiye'nin son gün çalışmalarının son gününde çok önemli eserler çıktı. Üçüncü bin yıldan tepenin merkezi noktalarından, aynı zamanda bir çok kırılgan ahşap ve tekstil parçaları çıktı. Dolayısıyla hiçbir şekilde ara vermesine imkan yoktu çalışmanın. Organik malzeme olduğu için bozulmayı engellemek amacıyla çalışmaya ara veremediler. 50 tane böyle jipse yakın kalkerden parça, idoller çıktı. Erkek ve kadın figürleri bunlar. Gerçekten inanılmaz buluntular verdi Kültepe. Aynı zamanda idoller salonuna baktığımız zaman organik işte malzemeden de bahsediyorduk. Fakat her neyse, şimdi biz daha sonraki eski bronzdan daha sonraki bölüme, eski Asur kolonilerinin dönemine eğileceğiz. Aşağı yukarı 2. bin yılda, 300 yıllık bir süre bu. Bir yüksek kent var burada. 550 metre çapında diyebiliriz. 23 hektara yayılıyor ve müstahkem bir mevki burası. İki tane giriş noktası var muhtemelen. Burada saraylar var, kamuya açık alanlar var. Aynı zamanda önemli konut bölgeleri de var diyebiliriz. Bir de aşağı şehir var. Burada 1 kilometrelik bir yarıçap söz konusu ve bilindiği gibi doğu tarafında konutlar, Asurlu tüccarların evlerinin de bulunduğu alan var. 23 binden fazla çivi yazılı tablet bulunmuştu tüccarların özel arşivinden. Çok uzun süredir, 1948 yılından bu yana Türk heyeti kazı yapıyor burada ve yüzden fazla konut bulundu burada. Bunların birçoğu tüccar ailelerle bağdaştırılabiliyor çünkü özel arşivler var bunlar sayesinde ve toplumsal kompozisyon bakıldığı zaman bu bölgede karışık olduğunu görebiliyoruz. Anadolu'ların evleri var, Asurlu'ların evleri var. Birileri diğerlerinin yanı başında. Hiçbir ayrım söz konusu yok. Tipolojik olarak da inşaat teknikleri açısından bir ayrım yok. Aynı zamanda içindeki buluntular açısından da farklılık söz konusu değil. Eğer detaylı bir analiz tabii ki bazı farkları ortaya çıkarabilir durumda. Tahribat katmanlarında yapılan incelemeler bazı detayların
işlevler açısından, kurulgu açısından bulunmasını, anlaşılmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla içerideki gündelik yaşamada ışık tutabiliyorlar konutların içerisinde. Toplum çok özel bir toplum. Çünkü aynı anda birlikte farklı ailelerin köken açısından hem Anadolu hem de Asurların bir arada olduğunu bize gösteriyor. Burası çok imtiyazlı bir çalışma alanı diyebiliriz. Biz de Türk meslektaşlarımızla birlikte orada çalışıyoruz. Son kazı dönemimiz birkaç aydır sürüyor. Birlikte çalışıyoruz ve gıdanın pişirilme yöntemleri üzerindeyiz. Buralardaki farklı prosedürleri algılamaya çalışıyoruz. Ocaklar, fırınlar var ve mutfak keramiği var. Bunların ilk sonuçlarını Uluslararası Yakın Doğu Arkeolojisi Konferansı'nda Kopenhag'da sunduk ilk sonuçlarımızı. Eski Asur dönemiyle ilgili olarak baktığımız zaman iki tane eski Kaneş'in, antik Kaneş'in iki tane noktası var. Bakın sağ üstte bir tane. İkisi de kamuya açık bölgeler diyebiliriz. Kamu bölgeleri, bir tanesi daha güneyde, bir tanesi daha kuzeyde. Fakat çok net olan bir şey varsa bu, her iki sektörde kanımcı daha çok daha derinlemesine çalışılması gereken noktalar. Burada derin dönüşümler söz konusu olmuş. Asır ticaret kolonileri döneminde ilgili olarak bildiğimiz gibi aşağı şeride 2 ve 1B Karum. Hatırlatayım, 2000 ile 1700 yılları arasındayız milattan önce. Diğer tarafta yukarıda ise Anadolu usulü diyebiliriz tırnak içerisinde bir çevre duvarı ve içeride de belirli ayrı bölmeler var. Asur kolonilerinin döneminde daha ilerleyen zamanlarda tam anlamıyla bir saraya dönüşüyor. Bir merkezi avlusu bulunan dikdörtgen bir saray ortaya çıkıyor. Güney bölgede ise bir sol tarafta bir kompleks karşımıza çıkıyor. Uzun bir koridor var ve iki yanındaki birimlerin sonunda da bir geniş meydan karşımıza çıkıyor. Özgüç'ün kazıları 50'li 60'lı yıllarda burada yapılmıştı. Belli ki bir tahrip anından sonra terk edilmiş burası. Meydan aynı zamanda yer döşemesine sahip. Burası ayrı ayrı binalar haline getirilmiş ama ritüel, törensel özellikleri var. Öncelikle depoymuş, yani ticariymiş muhtemelen. Daha sonra ise kült alanı haline gelmiş, tören alanı haline gelmiş diyebiliyoruz. Burada iki tane anıtsal tapınak var. Burada kentin ana kapısı doğuda olmuş olmalı diye. Tam yani belirlendi gibi henüz kazılmadı. Burada yani güneyde aynı zamanda yani farklı bir güzergah algılanması gerektiğini düşünebiliriz. Yani iki aşamada kentin yönü değişiyor diyebiliriz. Şimdi bizim sahadaki araştırma çalışmalarımız 2019'da Kültepe'de başladı ve tam da bu güney sektöründe başladık, yukarı kentte. 3. bin yılın sonu ile orta bronz arasındaki dönemden bahsediyoruz. Burada son derece iyi muhafaza edilmiş kalıntılar var. Bugüne kadar sürdürülen kazılar bize, bakınız,
fine luglio 2023. 2023'ün Temmuz sonundaki görüntüyü sunabiliyoruz. Bu yılki kazılarımızı en palazzo sulla terrazza meridionale, güney terastaki saray adı verilen binanın en kuzey noktalarına kadar geliyoruz. Burada 3. bin yılla 2. bin yılın tam birleştiği zamanlarda tarihleme yapmak mümkün. Gizemli bir yapı bu. Kesme taşla inşa edilmiş. Ortada görüyorsunuz. Bir tane üçüncü bina da var toplamda. Kısa süre aralıklarla inşa edilmiş. Bir tanesi en yeni dönem Asur ticareti. Immagine potete vedere le daire olarak burada taştan büyük anıtsal yapıyı görüyorsunuz. Ve bir tanesi bir diğerinden hemen üstte, hemen altta. Bu zaten müstahkem bir yer olduğu için teraslanmış olsa gerek. O yüzden kod farkı da söz konusu. Aynı yönlenimi var surlarla yapıların. Bugün büyük taş yapıdan bahsedeceğiz. Bunun kazısını son kazı mevsiminde tamamladık ve işlevlerle, törenlerle, ritüellerle bağlantı kurmak ve bu şekilde Orta Bronz'da, Orta Anadolu'daki toplumsal dokuyla bağdaştırmak isterim. Hızlı olmaya çalışacağım. Mimari olarak tasvir etmem gerekiyorsa iki tane yer altı diyebileceğimiz yarı yer altında bulunan oda var. Dar ve uzun bunlar. İkisi birbirine yapışık. Büyük kaplar içerisinde depolama yapılıyor. Aynı zamanda geniş bir de seki olduğunu görüyoruz büyük odada. Bunlara da yine aynı şekilde bu kapların konması bekleniyor. Kalker ve volkanik taşlar yerel, çok net olmayan şekilde dörtgenleştirilmiş taşlar kullanılmış. Sequenza stratigrafica precedente quindi non erano lavorate sulla faccia esterna. Dış tarafları da işlenmemiş olarak karşımıza çıkıyor. En azından bu yarı gömülü mekan için bunu söyleyebiliriz. Büyük kenarlar 3 metre kalınlığa sahip, en fazla baskıyı onlar aldıkları için bazı ve 4 metreye kadar yükseliyorlar duvarlar. Bu yeraltı mekanlarına girişi merdivenle sağlamışlar. Bu merdivenler doğu, çevre duvarının doğu tarafında yer alıyorlar. Aynı bölgede bir çökme söz konusu olmuş. Tümüyle de yapı çöktüğü için kaplar paramparça olmuş ama birleştirilebilir durumdalar. Ve bütün çökmüş bölgede buna rastlamak mümkün. Son derece homojen diyebileceğimiz 19. yüzyıl, 18. yüzyılla tarihlenebilen keramik buluntular söz konusu. Bakınız büyük merkezi salon ve alçak sekiyi görüyorsunuz. Bu kapkaçağın yerleştirildiği bölge. Son kazı mevsiminde bu malzemeler, keramik malzemeler çok karşımıza çıktı ve onları çok işledik. İşlevlerini anlamaya çalıştık. Bu salondaki buluntular sayesinde mümkün olduğu kadar amaçlarını da anlamak, böylece yapının amacını da anlama çabasına giriştik. Çok zor ve uzun bir çalışma oldu. Çünkü onlarca taş blok üstlerine yıkıldığı için paramparça etmiş durumdaydılar bütün kapları. Çok vakit alan bir çalışma oldu. Tam anlamıyla rakamları ortaya çıkarttık diyemeyiz ama geçen mevsim, kazı mevsiminin sonunda en azından
Italia gira tra i 400 450 kadar stimiamo che örnek var olmuş olmalı diye hesaplamıştık ama tahminimiz şu anda belki bunun iki katına çıkabileceği, yani başta 450 civarı demiştik. Yani bu depoda çok ama çok sayıda kap vardı. Bunlar çok tipik yarım küre şeklindeki kaplar. Ağırlıkta ama aynı zamanda kırmızı boyalı örnekler de var. Bunların yanında gagalı, tutamaklı vesaireli orta boyutlu ve büyük boyutlu örnekler de var. Aşağı şehirde de aslında Asur tüccar ailelerin evlerinde de görmeye alıştığımız tipolojiler bunlar. Burada bir süreklilik, çok net bir süreklilik olduğunu görüyoruz keramik formlar açısından. Bütün Kültepe'de Orta Bronz devrinde bu böyle devam ediyor. Burada aynı zamanda daha sonra üretilenlere eski Hitit 17. 16. yüzyıl örneklerine de benzerlik söz konusu. Bozulmayan bir homojenlik söz konusu. Yani 17. yüzyılın sonunda terk edilene kadar bu şekilde devam ediyor. Burada koyduğum bir slide var. İkonografilere bakabiliyoruz. Erken Hitit'e bakıyoruz. Törensellikler, ritüellerini görüyoruz. Burada bu tür kapların kullanılmış olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgede gerçekten de ritüel olarak bunlar kullanılmış. Bu yapının gıda depolanmasını öngördüğünü de kanıt olarak çok büyük kapların bulunmasından da anlıyoruz. Küplerin bulunmasından anlıyoruz. İki tane in situ az hasar görmüş örnek söz konusu. Diğer altısının ise sadece nereye yerleştirildiğini görebileceğimiz kadar delikleri ve en dibinde parçaları mevcut. Fakat bizim daha demek ki restorasyon için çok çalışmamız gerekecek. Uzun ve karmaşık bir hareket olacak, çaba olacak bu. En son 2023 mevsiminde ise bu in situ küpün, yani binanın içinde görünebilen bir tanesinin ve hatta ikincisinde, daha kötü durumda olan ikincisinde restorasyonuyla uğraştık. Bir kazı evinde restorasyonu yaptık ve şu anda ziyaretçi merkezinde teşhir ediliyor. Geçen yıl açılmıştı bu ziyaretçi merkezi. Geçen senenin de ana konusuydu zaten. O yüzden bizim yaptığımız bu restorasyonu geçen sene anlatmıştık. Çok olağan, harika bir küp. Boyut açısından da baktığımız zaman devasa örnekler Boğazköy'de karşımıza çıkıyor. Tabii daha sonraki döneme ait onlar. Benzerleri 1.80 yüksekliğinde, 300-350 kilo ağırlığında ve kapasite açısından baktığımız zaman 2.200 litre civarında, diğerleri gibi kapasitesi var. Aynı zamanda daha önceki bir konferansta da İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde bir miktar tanıtım yapmıştım bu süslemelerle ilişkili olarak. Bu süsler, bezemeler her iki odada dağılmış olarak, parçaları birleştirerek edinilmişti. Oralar toplanmıştı. Dolayısıyla bu küpler aslında demek ki giriş katında aslında, yani yer altında saklanmıyorlardı da üst kısımları yukarıda görülebiliyordu şeklinde bir algımız var. Her ikisi de çok özel bezemelere sahipti. Üst kısımlarında çok bezemeliydi. Üç tane şerit 30'ar santimli genişliğindeydi bunlar. Büyük ölçüde yuvarlak ve geometrik ve merdiven şeklindeki modüler bezemelerle kendilerini gösteriyorlardı. Rekonstrüksiyonun yanında görüyorsunuz eliptik forma sahip ve hemen hemen tümüyle geometrik diyebileceğimiz
L'altro benzemeler var. Biri era, böyleydi. Diğeri ise dotato invece di un versatoio, quindi aynı zamanda bir coppia sicuramente dobbiamo ağız sahibiydi bu. Nereden boşalacağı belliydi içeriğinin ve aynı zamanda üçgen diyebileceğimiz tutamaklar vardı. Benzeri bezemeleri vardı. Fakat figüratif bir sahne de vardı üzerinde, kuşkusuz ritüel bir sahne bu. Sadece dekoratif değil yani, sadece bir şaha kalkmış gibi görünen keçi, bir lir çalıcı, çalan kişi var, dans edenler var ve bacakları kıvrık görünüyor. Pitoslar kabartmalı süslemeye sahip, hiç tanınmayan, Kültepe'de bilmediğimiz bir kategoride de karşımıza çıkıyorlar. Bir anlatı var mı? İlk kez burada bir sahne söz konusu. Bizim buna yaklaştırabileceğimiz bir tek bu hayvanlar arası mücadele sahnesi var ama kabartmalı örnekler aslında hayvan suretleri vesaire. Alıştığımız şeyler bunlar. Ritüel sahne görüşümüz ilk kez Assur kolonileriyle erken libasyon vazolarıyla bize bağlantı kuruyorlar. İlk kez bu böyle oluyor. 1700-1500 yılları arasındaki bu geçişi bize sağlıyorlar diyebiliriz. İnandık Tepe, Hüseyinli gibi örnekler bize bunun en ileri örneklerini sunuyor. Dört tutamaklı vazolar, dört saplı vazolar bunlar. Yani Kültepe ile erken Hitit'le hemen bir önceki erken dönem arasındaki bağlantı görünebilir. Bu İnandık Tepe vazosu. Burada 50'den fazla figür var. Paralel frizler olarak karşımıza çıkıyor. Dört paralel örnek. Mutlaka geçit törenleri, ritüeller var. Bunun üzerine çok tartışma yapıldı. Teker teker sahneler değerlendirildi. Fakat acaba bir hükümdar var mı yok mu konusunda bile tam uzlaşma sağlanamadı burada. Veya tanrısal varlık söz konusu mu? Ama en azından kutlamaların olduğu, ritüellerin var olduğu, yeme içmenin olduğu belli geçitler var. Ve zil çalan müzisyenler var, akrobasi var, danslar var, erotik sahneler dahi var. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Lirlerin yapısına baktığımız zaman bu vazalarda bu kıvrımlı köşeler, yılan başları aynı şekilde bizim yeni keşiflerimizde de karşımıza çıkılıyor. La presenza di suonatori di lira è molto rara nella glitta del bronzo medio di Anatolia. Anadolu'da orta bronz kabartmaları çok nadir görülüyor. 18. yüzyılın bazı mühürlerinde bazen karşımıza çıkıyor. Mesela Tarsus'ta karşımıza çıkıyor. Kuş başlı bir adam, belki maske takıyordur, belki de hibrit bir canlıdır. Gerçekten de Kültepe'deki çalgıcıya çok benziyor. Aynı zamanda maskeli gibi bir başka birey de karşımıza çıkıyor. Boğazköy'deki polikrom vazoda bu karşımıza çıkıyor. Binanın çok özel bir bağlamı var, artık kapatmaya çalışıyor. Keramik gıda depoları var. Bir yandan da küpün üstünde ritüel bir sahne var. Hayvan kalıntılara baktığımızda ise binanın içerisinde farklı bir belgelendirme yapmamız mümkün oluyor. Kültepe'nin geri kalan kısmına da baktığımız zaman Claudio Menniti, zooarkeolog kendisi, evcil hayvanların çok olduğunu söylüyor ama hayli kayda değer vahşi aslan, tam da leopar,
Si tratta, yaban domuzu ve ayı ve sırtlan kalıntıları da var. Bu avla ilişkili olmalı tabii ki. Ve bu bağlamda bize ritüel avlar ve bunların kutlanmalarının da aynı şekilde kentin törensel bölgesinde karşımıza çıktığı anlamına gelebilir. Taş binamızla Anitta ile bir bağlantıyı doğrudan kurmamıza imkan yok ama o bölgelerin tabii hamisi olduğunu söylemek mümkün kendisine. Çok ilginç olacak olan şey iyi tanınan Anitta'nın res gestes, Anitta'nın yaptıkları metniyle doğrudan bağlantılı. İfade var, Hitit dünyasının kuruluşuyla bağlantılı olarak Kanish'in kuruluşu törenlerle anlatılıyor. Bir fetihten sonra yeni kutsal binalar kuruluyor ve ritüel şölenler veriliyor ve çok tanınan bir pasajda av da anlatılıyor. Öldürülmüş leoparlar, aslanlar, ayılar ve yaban domuzlarının da adı anılıyor. Dolayısıyla taş binada bulduğumuz ayrıntılarla bu metni de bağdaştırmamız mümkün. Aynı zamanda çok güzel bir ok ucu da bulunduğu için avla bunu doğrudan bağlantılandırmak mümkün olur. Bu taş binanın yukarı kentin güney bölümünde keşfedilmiş olması işlevsel genel yorumlamasını törensel ve dini olarak teyit etmemize yardımcı oluyor. Sadece bu yarı gömülü kapların bölgesinde birçok delil var. Özel durumlarda birlikte dini bayram gibi ya da özel anlarda birlikte yemek yendiğini algılıyoruz. Demek ki yakın bölgelerle de kendilerine bağdaştırıyor. Tapınak 2 ile de dolayısıyla çok yakın olduğu için bağdaştırmak mümkün oluyor. Ama etrafında ne vardı, zemin katta ne vardı, onunla ilgili tam bilgi edinemiyoruz. Çökmüş alanlar bunlar. Ama bu depoların sadece yer altında değil, aynı zamanda üzerlerinde de aynı şekilde bazı kapların olduğunu algılamaya yönelik delillerimiz var. Yani izleyiciler tarafından görülüyor olmuş olması öngörülüyor. Libasyon amaçlı kullanılan bu içeriğin törensel anlamının daha aşikar hale getirilmesine yardımcı oldukları belli oluyor. Çöktükten sonra parçalanmış keramikler ve hayvan kemikleri ile burası doldurulmuş durumda, yapay şekilde doldurulmuş durumda. Artık son kullanım döneminden sonra yapay olarak yapılmış bu. Yani yapının ardından travmatik bir sebeple terk edilmiş olması, belki de bir deprem sonrası terk edilmiş olma olasılığı da var. Şu anda açıklanması zor olan bazı ayrıntılar da var. Yapının yönelimi çağdaş diğer binalardan farklı bir yöne yöneliyor. Belki sadece statik amaçlarla yapıldı bu. Belki mevcut olan temeldeki kazıyla ilişkili bir ayrıntıydı. Fakat her ne kadar bir zemin altı yapıydıysa yine de belirli bir yüksekliği de kendinde barındırıyor olsa gerekti. Temel mesele içeride veya dışarıda yer döşemeleri hiç yok bu bölgede, çevrede. Hiçbir şekilde bunu ayırt edemiyoruz. Aynı zamanda şehrin güney batısında ki bütün bölümlerde törenler ve ritüellerle doğrudan bağlantının var olması gerekiyor. Zaten üzerinde bezemeler bulunan büyük küplerin sunduğu figürler de bize dini törenlerle doğrudan bağlantı kuruyor. Yani yeni bir kraliyet alışkanlığı değil de zaten var olan
geçmiş kült adetleriyle ilişkili olduğuna dair son derece belirgin bir ayrıntı kuruyoruz. Erken Hitit döneminde yeni bir kraliyet ritüelinin kurulmasından ziyade eski var olan şeylerin benimsendiğini ve geliştiğini söylemek mümkün. Bu tam bir eşik anı. Hitit devletinin doğmak üzere olduğu an. Burası en son bu sitin kullanıldığı dönem ve daha ileri araştırmalar gelecek kazı dönemi bize çok önemli bir antik Anadolu'nun çok önemli bir dönüşüm anına açıklık getirmeyi sağlayabilecekler. Çok teşekkürler. Allora, prima di lasciarvi con la chiusura di questa prima sessione, evet, invito tutti voi a un rinfresco che avremo al terzo piano di questo edificio, di questo istituto. Katta, e siz için hazırladığımız... Ci sono domande prima di lasciare, diciamo, noktaya davet etmek isterim. Di chiudere la prima sessione. Bu ilk oturumu possiamo... kapatabiliriz. Esatto. Sicuramente ci sarà tempo anche successivamente nella discussione finale per ricevere domande e avere scambi sugli argomenti che sono stati trattati. Altrimenti ci rivedremo qui alle 3. Saat 3'te. Saat 3'te öğleden sonra yeniden buluşalım.